Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Geçme! 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 Hoy! Yine ineklerdeyiz bugün. Şşş! Geç, 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 geç. Geç, geç, hadi. Geç, hadi. Bakalım bugün bizi yine neler bekliyor. Maalesef daha arkadaşlar kameramızdan bir haberi yok. Onu bekliyoruz. Onun haricinde köpeklerimiz bizimle, sadece aslan yok, diğerleri benimle geliyorlar. Şu an cesur gidiyor arkadaşlar. Tabi bu kamerayla çok fazla böyle detay gösteremiyorum, aksiyon kamerası arkadaşlar, ama idare edeceğiz, artık yapacak bir şey yok. Onun haricinde bugün konuşulacak konu fazla arkadaşlar, bakalım. Evet arkadaşlar, koyunlarımız da burada. Köpeklerimiz de burada. Hepsi burada. İneklerimiz de geliyor. Kurtkuz. Bugün bunları da saldım. İnşallah bugün yine başımı dolaştırmazlar. Değil mi Kurtkuz? Bugün yine benim başımı dolaştırmazsınız. Sabah yine biraz dolaştır gibi oldunuz da. Ucuz yırttık. Arkadaşlar cesur adının hakkını vermeye başladı. Kesinlikle ben size yalan konuşmam. Ciddi manada yani sabahki o hareketleri, yani bir ışık vaat ediyor. Sadece köpeğin yani gerçekten hani böyle yanında bir açılmaya ihtiyacı varmış. Bizimkilerle birlikte köye yabancı bir tane köpek gelmiş. Tabi o ara tam köyün içindeydi, biraz telaşlıydı arkadaşlar. Bir anda böyle hepsinden önce gitti. Hepsinden önce çöktü arkadaşlar cesur. Hemen tabi elimde görmüş olduğunuz sopa var. Hemen ayırdım arkadaşlar da. Ama yani gerçekten böyle hemen bir anda delirdi. Çok da güçlü arkadaşlar. Çok da fizikli. Maşallah hani müthiş bir şey, müthiş bir şekilde o değişimini belli etmeye başladı. Ha şöyle bir şey. Eğer gerçekten, bakın gerçekten yanlış bir hareketini de görsem, hani atıyorum kuyruğunu kıstı veya onlar gittiğinde o da kuyruğunu mesela kıstırıp benim yanımda dursa veya benimkilerle gidemese, onu da çok rahatlıkla söylerim arkadaşlar. Ama gerçekten yani hani o anı sizinle paylaşmak isterdim ki daha cesur bizim de böyle hareketleri olur. Hele de dediğim gibi kameramız geldiği zaman daha detaylı, daha uzaktaki nesilleri yakınlaştıracağımız için arkadaşlar bu şekilde çobanlarla karşılaştığımızda falan onların hareketini gör. Şu an ben arkadaşlar gerçekten bir çobanlarla karşılaşmak istemiyorum, açık konuşayım. Çok ciddiyim bu konuda. Gerçekten benim yanıma çevreme bir çoban gelmesin yani. Çok sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Aşırı sıkıntı yaşarız. Bak abartısız söylüyorum. Yani ortalık birbirini götürür. Muhtemelen de yanıma gelen çobanla papaz oluruz. Çünkü hani ben bu köpekleri zapt etmem imkansız arkadaşlar. Bunlar şu an arazide bir köpek görüp de, yani çoban sürü köpeklerini görüp de gitmeyecek, gidemeyecek köpekler diye bunlar ortalığı karıştırırlar. Şimdi cesurda da bakmayın arkadaşlar, yani ilk geldiğinde kuyruğu kıstırıp hani hiç hareket edemiyor, kafasını yerden kaldıramıyordu. O videoları da sizlerle buluştum ama şu anda artık özgüveni iyice arttı. Sabahta ilk o hareketini gördüm yani. Hemen tüylerini kaldırdı, bir erkekleşti arkadaşlar, hemen gitti. Bizim börüyle ikisi köpeğe bir daldılar. Zor ayırdım. Dediğim gibi kamerayı falan arkadaşlar. Köyün içinde hayvanlar zaten sağa sola dağıldı. Onları mı toplayayım falan derken bir anlık bir olay oldu zaten. Hemen diğer köpeğe de boğdurmadım ama hiç affetmiyor arkadaşlar gerçekten. Bunda biraz şeylik görüyorum arkadaşlar. Ben cesurda alfa şeyi var böyle. Biz bir kere hani alfa diye bir köpek götürmüştük ya. Onun şeyi var onda. Yani fiziği var böyle biraz. Daha tabii çünkü alfa 2 yaşlarında falan geldi muhtemelen bize.
Alfa'nın fiziği oturmuştu arkadaşlar. Daha Cesur'un fiziği oturmadı ama hemen hemen böyle aynı soydan gibi görünüyor. Onun tipine benziyor biraz. Yani Alfa kadar olur bu da böyle yani. Bacakları, fiziği tamamen Cesur'un. Bakın hatta şurasında bir kan var arkadaşlar. Tabi yanağında muhtemelen diğer köpek ağzını falan kanamış. Yanağına ufaktan bir kan sürülmüş. Diğerleri nerede? Kurt kız burada, böyle yok. Arkadaşlar köpekleri mecbur. Şimdi hayvanları araziye götürüyorum. Normalde inekler köyün işlerinde de duruyor yani şey bahçelerde falan yaprak falan yiyorlar şu an incir yaprakları. Sonbahar ayında olduğumuz dökülüyor. Çok aşırı incir yaprağı seviyor inekler. Normalde duruyorlar ama bir sürü köpekler durmuyor arkadaşlar. Onun eşeğine, onun köpeğine. Hepsi bir olunca arkadaşlar 5-6 köpek. Yani gerçekten zapt olmuyor. Bir de hepsi tam deli çağlarında. Yani oturaklı böyle dur dediğinde duracak köpekler değil. Sadece işte bir kurt kız var. Hani böyle laftan anlayacak. Bir aslan var. Ki aslan zaten davarla gidiyor. Onun bir işi yok. Ama şimdi börüdür, dayıdır, katlardır, cesur. Bunların tam şu an deli çağı. Yani böyle azarlasan bile yani o laf dinleyecek bir köpekler değil yani. Onlar da geldi arkadaşlar. Bunlar yine bir şey kovalamışlar. Bir şey kovalamışlar yine. Tam bir ölüm timi oldu bunlar ya. Yemin ediyorum arkadaşlar tam bir ölüm timi oldu. Ah ulan ah, şuralarda bir kurt olsa, şunlara bir meydan okusa, onlar gelse bunlar gitse, onlar gelse bunlar gitse, bir çatışsalar, şu bir kavgaya tutuşsalar, lan şunları bir görsem arkadaşlar, gerçekten o kadar merak ediyorum ki şu kurt ya, artık köpek, mepek, çakal, tilki. Arkadaşlar bunları ben açtığımızı düşünüyorum. Ben artık ayı istiyorum. Böyle aslan, ejderha falan getirin bunların karşısına ya. Abartsız söylüyorum. Gerçekten yani böyle tilkiymiş, çakalmış, makalmış bunlar. Bizim köpeklerin artık tırnaklarını yani. Hani tırnakları bile onları halledebilir. Şu an bu ekibi yıkacak. Burada ne çoban köpekleri var. Ne bir tilki grubudur, ne çakal grubudur. Ancak 4-5 tane kurt olması lazım. Bunlara kafa tutabilmesi için. Haydi oğlum! Bakın şimdi. Haydi! Haydi oğlum! Haydiymiş! Haydi! Haydi ekibe bak haydi! Tut! Aslanlarıma! Aslanlarıma haydi! Haydi! Aslanlar. Cesura bak, cesur arkadaşlar. Arkadaşlar cesura bakın. İşlerinde mafya gibi gidiyor vallahi. Mafya gibi. Ah ulan ah! Ya şöyle arkadaşlar hani şimdi ya kardeş köpeklere boş komut verme, boştan yere çene çalma diyebilirsiniz. Evet ben yani böyle normalde köpekleri hani sevmem, boştan yere köpekleri kısık setmeyi ama köpekleri onu istiyor arkadaşlar ya. Yok ki arkadaşlar ya, vallahi billahi artık sıkıldım ya. Aha. Biri fırladı gidiyor arkadaşlar. Vallahi gidiyorlar. Ama işte aksiyon kamerasıyla ancak bu kadar gösterebilirim. Ta nereye gitti? Ha nereye gittiler? Haydi oğlum! Ta fırladılar. Ali abinin köpekleriyle karşılaşması da bari. Oralarda mı bilmiyorum ki. Ta nerede arkadaşlar? Bizim fotokaban kurduğumuz ormana doğru gidiyorlar. Gerçekten sıkıldım arkadaşlar artık ya. Şöyle bir şey görsünler yani. Aslan neredeymiş? Ben davarın yanında da aslanı göremedim ama. Yani muhtemelen davarın yanında arkadaşlar %100 de gözüme çarpmadı yani. Ta gitti arkadaşlar. Cesur da gidiyor. Onlar artık var ya, Cesur da delirdi ya. Vallahi bile yani köpeğe gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şaka yapıyormuşum gibi falan gider ama gerçekten Cesur da bambaşka bir hal aldı yani. Bakın normal tabi ilk geldi. Şimdi biraz benimkiler onu biraz umardı. Özellikle börüyle şey. Kurt kız. Hani birkaç kere hani böyle ısırmadı arkadaşlar ama hani böyle buranın lideri biziz dediler yani. Şimdi ona nazaran onlardan çekiniyordu biraz. Tabi dayıyla katlar da biraz onu şey yaptılar, böyle yemek yerken falan evin önünde biraz böyle bir hırpaladılar. O da itaat gösterdi. Hani normalde bu kurtların hiyerarşi yani gruplarda da olabilen bir şey. Güçsüzler. Hepsinin bir seviyesi var arkadaşlar.
Güçsüzler ne yapıyor? Hemen boyun mukallar böyle. Kuyruklarını kıstırırlar. Onlara itaat eder. Aynı cesur da ilk başlarda öyleydi. Şu anda artık cesuru da hani cesur kendini sevdirdi. Mesela bak alfa sevdirmediydi arkadaşlar. Alfa kendinden böyle nefret ettirdi. Çünkü hep kafadayılık yapıyordu yani. Hiçbir şey yapamasa bile hırlıyordu, hırgür yapıyordu. Yani meydan okuyordu böyle kendince. O yüzden sevdirmedi. O tarz köpekler kendilerini sevdirmiyor. Ama cesur kendilerini bir şekilde sürüye şey yaptı arkadaşlar. Hani o gruba dahil etti. Bakın hiçbiri daha hırlamıyor şu anda. Niye? Çünkü ben de dedi sizdenim dedi. Beni de gruba alın dedi yani. Şimdi ben de biraz benimkilere hani ona uymamaları gerektiğini, artık o da bizim köpeğimiz olduğunu hani yani o bu gruptan olduğunu onlara aşıladım ki şu an hiçbir şey yapmıyor. Normalde imkanı yok bu grubun içine başka köpek sokamazsın arkadaşlar. Eğer hırıldayan, guruldayan köpek olsa çoktan onu boğdulardı yani. Hiç onlarla gidemezdi bile. Hep ayrı çekerdi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer en başından cesur kafa tutmuş olsaydı bizimkilere, yani o birbirlerine bir kızışsalardı daha imkanı yok alışmazlardı. Tuttukları yerde onu boğarlardı yani. En ufak bir şeyde boğarlardı. Ama ne yaptı cesur? En doğrusunu yaptı. Kendini sevdirdi, itaat etti. Böyle yattı, yere yattı falan filan kuyruğunu kıstırdı. Dedi tamam dedi. Onların köpeklerin içinde de aynı kurtların içinde arkadaşlar böyle bir aralarında bir şey var. Bir hareket var. Bir anlaşma stili var. Anlaşma dilleri var diyeyim daha doğrusu. Onu doğru bir şekilde yaptı. Kendini kabul ettirdi. Şu anda da mafya gibi geziyor onlarla birlikte ve gerçekten yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Eminim arkadaşlar. Yani biraz daha buralarda durduğu sürece, biraz daha bir şeyler gördüğü sürece siz de çok hani cesuru tanıyamayacaksınız yani. Bambaşka bir boyuta geldi. Ben abartıyorum. Hani biraz ayıp arkadaşlar. Terbiyesiz yani çok hoş bir cümle değil ama gerçekten arkadaşlar ben ilk defa gördüm. Hatta Mehmet Hoca'ya da sordum. Hocam dedim böyle böyle bir durum var dedim ya benim ilk defa başıma geldi dedim. Köpek dedim korkudan altına pisliyor dedim ya böyle bir şey var mı dedim ya. O da dedi o da şaşırdı. Allah Allah Emre dedi. Dikkat et falan filan dedi yani. O da köpek sıkıntılı o zamandı yani. Çok korkmuş demek ki o dedi. Ondan sonra. Ama işte oradan nereye arkadaşlar? Demek ki şöyle de bir gerçek var. Evet, köpeğin kanında içinde olmadığı sürece ne kadar bir şeyler yapmaya çalışırsan değiştiremezsin. Demek ki köpeğin kanında var ama yani bir pısırık köpek de arkadaşlar hani affedersin korkudan altına pisleyebilecek kadar korkan bir köpek bile demek ki bu hale gelebiliyormuş yanındaki köpekleri örnek alarak arkadaşlar. O yüzden şimdi işte benim köpeğim var cesaretsiz, korkak falan diyorsun arkadaşlar. Ben bunu zaten hep yıllardan beri söylüyorum. Yıllardan beri de gördüğüm bir şey. Evet bir çoban köpeğine evet fazlasıyla değer verir ama arkadaşlar bir yavru gölbezi yetiştirecek yani yavru köpeği yetiştirecek asıl öğretmen de o sürüdeki büyük usta köpeklerdir yani. Ben hep yıllardan beri böyle gördüm. Çünkü mesela bizim en fazla 3 köpeğimiz oluyordu eskiden. O 3 köpekten arkadaşlar hep böyle usta köpeğimiz oluyordu. Yani usta köpekten kastım da 3-4 yaşlarında 5'e böyle domuz görmüş, kurt görmüş çünkü ormana gidiyor sürekli. İçinde yani haliyle görüyor arkadaşlar. Ne oluyordu? Bizim işte öyle 2 köpeğimiz oluyordu. Birisi ölüyordu mesela. Atıyorum. 3 köpekten birisi ölüyordu arkadaşlar. Biz 3'e tamamlamak için ben gidiyordum işte sokaktan bir yavru buldum veya çöplükten bir yavru buluyordum kendim. Alıyordum arkadaşlar onu yetiştiriyordum. Belli bir seviyeye götürdükten sonra atıyorum 2 aylık 3 aylık. Artık sürüye gitmeye gidip gelmeye başlıyordu. Haliyle şimdi büyük köpekler ona eğitiyordu arkadaşlar. Artık domuz tutuyorlardı mesela tilki tutuyorlar, çakal tutuyorlar veya farklı şeyler. Ne oluyor? Onların yanında öğreniyor arkadaşlar. Onlar ne kadar cesaretliyse aslında onlarla birlikte onun cesareti de katlanıyor. Şu anda cesurun da zaten bize geliş amacı oydu. Cesuru da yavaş yavaş farklı bir boyuta geçmeye başladı arkadaşlar. Evet. Şöyle bir muhabbet de olduk başlarda. İşte cesur, köpeğe mi ihtiyacım vardı? Cesuru niye getirdin falan filan gibilerini arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Şimdi bizim köpeklerimizin gelişimleri de tabii ki de biz yine elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde bakabiliyorduk arkadaşlar ama bir anda değişti. Çünkü yiyecekleri değişti arkadaşlar. Sağ olsun başkanımız tabii ki de cesuru bize verirken ekstradan hem bizim köpeklerimizin hem kendi köpeğinin yiyeceğini de karşıladı arkadaşlar. Karşılıyordu Allah razı olsun. Mama veriyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için
bizim köpeklerimiz için de güzel bir şey oldu yani. Kendisine de buradan sizlerin nezdinizde arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim için de köpeklerin gerçekten arkadaşlar yani köpek deyip geçmeyin. Hani bakımları oldukça hani zor oluyor. Eğer yal yapmıyorsun arkadaşlar. Hani böyle bon kaliteden veya ne bileyim. Şimdi bon kalite diyorsunuz. Arpa onu diyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hani ben şöyle bir şey. O bile artık ucuz değil. Ben onun hesabını da yaptım. İşte bayat ekmek mi? Yoksa arpa unu almak mı mantıklı diye. Eğer kendi arpanız yoksa veya kendi arpanız olsa bile arkadaşlar onu öğütecek her yerde öğütmüyorlar köpeğin yiyeceği şekilde. Bizim burada da o şekilde bir değirmenimiz yok. Yani böyle en ince seviyede un gibi arpa yapacak bir değirmen yok. O yüzden yani kendi arpanızın olması da bir şey değiştirmiyor. Mesela Mehmet hocam da havzada sadece bir yerde mi ne var Emre ben de oraya yaptırıyorum diyordu. Köpeklerin o yallığını. Hani bizim buralarda öyle kırsal bir bölge olduğu için öyle her şey anında bizim olacak veya imkanımız yok. Al işte kameramız en örnek yani. En yakın Samsun'da bir tamirci bulduk. Oraya gönderdik. Abi de elinden geleni yapacak inşallah. Bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de herkesin farklı bir işleri güçleri var. Hani gidip kendiniz mesela böyle hemen ayağınızın dibinde bazı şeylerle ilgilenemiyorsunuz. O yüzden mama desteği bize köpeklerimiz için iyi oldu. Hem benim maddi olarak da arkadaşlar bir nebze olsun rahatlatmış oldu. Çünkü şöyle bir şey. Bakın ben 4-5 ay önce arkadaşlar bunun hesabını yaptım. Yine bayat ekmek o zaman 5 TL miydi? Tam yanlış hatırlamıyorum. 3 TL mi neydi arkadaşlar? Ona nazaran öyle bir hesap yaptım. Ben 40 kilosunu arkadaşlar arpa ununun 40 kilosunu tam da arpa unu değil. Yani böyle hakiki arpa unu değil. Normal bon kalite arpa unu karışık yarı yarıya gibi böyle bir şey. 425 TL'den almıştım 40 kilosunu. Sonra hesapladım arkadaşlar. Ya böyle hani 20 ekmek mi artık? Ne bileyim böyle 5 ekmek mi? 20 ekmek mi? Öyle bir kar oldu arkadaşlar. Diğer hani bayat ekmek aldığım ücretten o bon kalitenin yani unu alıp yal yapmak mı yoksa bayat ekmek mi almak? Hani çok cüzi bir miktarda yani nasıl söyleyeyim? Ufak bir miktarda bir karın oluyor. Un yapıp un alıp kendin şeye. Hani yani çektiğin eziyete değmiyor. Onu da yani şöyle bir şey. Ocağı yakacaksın. Ondan sonra hani misal veriyorum. Suyu kaynatacaksın. Yalı yapacaksın falan. Ekstra odun gidecek falan filan. Verdiğin emek gerçekten korumuyor yani. Hani hemen hemen neyse kafa kafaya geliyor. Ekmekle unun. Çünkü un da pahalandı. Ekmek de pahalandı arkadaşlar. O yüzden ha şöyle bir şey. Eğer kendimiz unutturabilsek kendi arpamız olsa kendimiz unuttursak arkadaşlar elbette ki o zaman karın oluyor. Normalde öyle olması lazım. Her neyse hani dediğim gibi şu an mama desteğimiz oluyor arkadaşlar. Ekstra ben yine bayat ekmek alıyorum ama ne olmuş oldu? Günlük ben 20-25 bayat ekmek veriyormuşum. 10'a düştü, 15'e düştü arkadaşlar. Gerisini mamayla karıştırıyorum, veriyorum. Hem köpekler için de, köpeklerin gelişimi için de iyi oldu. Şimdi bir köpeğin arkadaşlar bakımı o kadar önemli ki arazide. Koşması bile değişir yani. Köpeğin yediği o proteinden, aldığı o destekten. Boğuşu, dövüşü her şeyi değişir arkadaşlar. Şimdi ben niye diyorum diğer çobanların köpeklerinin bizim köpeklere kafa tutma şansı yok diye. Ki paşanın zamanında da öyleydi. Paşa tek başına 10 köpeğin içine giriyordu. Çünkü arkadaşlar köpek yani yediği önünde yemediği arkasında bir de diğer köpekler sulu kepekle bakılırken bakın sulu kepekten bahsediyorum. Hani su gibi kepeğe koyuyorlar. Yersen ye, yemezsen yeme. Köpeklerin kaburgaları çıkmış. Hani zayıf. Ne oluyor arkadaşlar? Kaburgalı köpeğinle atıyorum 10 kilo adamınla 50 kilo adamın yumruğu bir olur mu arkadaşlar? O yüzden şu an bizim köpeklerimizin fizikleri yani özellikle bunların gerçekten arkadaşlar yani hani abartıyormuşum gibi oluyor. Allah nazardan saklasın gerçekten kendi nazarımız da değiyor bazen ama ya arkadaşlar hani bu memlekette
3-4 tane çoban varsa, 3-4 tane çobanın köpekleri de bak hepsinde en az 10 tane köpek var. Şu an bizim 5-6 köpeğe kafa tutacak kadar şey değiller yani. Güçlü fizikte değiller. Ben hepsini biliyorum. Hepsini görüyorum. Hepsinin fiziğini de biliyorum. Form bambaşka bir şey arkadaşlar. Yani o güç olayı çok bambaşka. Eğer öyle olmasaydı paşa tek başına 10-15 köpeğin içine giremezdi yani. Ki bunu da siz biliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar kötü de bir haberim var size. 3-4 gün oldu. Paşa ile Pusa arkadaşlar artık nereye gittilerse gitmişler, geri dönmemişler. Veya gece arabanın peşine mi geldiler, geri mi dönmediler dedi. Ne olduğunu bilen yok. Sahibi aramadığım köy kalmadı diye gidemedim dedi arkadaşlar. Yani bulamamışlar şu anlık, bulamamışlar. Hani bir eşleşmeye mi gittiler? Veya bir hayvan öldü, onun başında mı bekliyorlar? Yani en son ihtimal var. Emre diyor hani kurt da yemiş olabilir bunları, kurtlar da yemiş olabilir çünkü kurtlar yine fazlasıyla arttıydı diyor. Bilmiyorum arkadaşlar yani Paşa ve Pusat'tan bir haber yok şu anlık. Bilmiyorum belki bugün bulunmuştur. Daha görüşemedik ama maalesef Paşa ve Pusat'tan bir haber yokmuş. Ben de şaşırdım yani. Bilmiyorum arkadaşlar hemen hemen yani yazın verdim. Haziran'da mı Temmuz'da mı verdik? 5-6 ay falan oldu herhalde yani onlar oraya gideli. Bu zamana kadar başlarına bir şey gelmeyip ayağınca köpeklerin kaybolması, tüy, tüstü hiçbir şeylerin bulunmaması ilginç. Köpeklere birileri vurmuş da olabilir dedi. Ben hepsini araştırıyorum dedi. Gerekirse her yere de şikayet edeceğim falan dedi yani. Hani bir başkasının köpeğini boğarken köpekleri vurmuşlardı dedi. Ben abi dedim ölüsü tüy, tüstü bir şey belli olur dedim yani. Kokusu yakında çıkar arkadaşlar. Köpekleri çaldılar mı? Zannetmiyorum. Yani onlar öyle hani herkese gidip de kendilerini tutturacak köpekler değildi. Yine muhtemelen o köpeklerin başına eğer ki doğal yönlerden bir şey gelmediyse hani kurttur murttur. Kurtlar murtlar yemediyse o köpeklere bir şey yaptılarsa o köpekleri bilen birileri yapmıştır arkadaşlar. Muhtemelen tanıyan birileri yapmıştır. Bakacağız. Şu anlık belli değil. Duruma bakacağız arkadaşlar. İnşallah çıkıp gelirler yani öyle ümit ediyoruz. İnşallah yani korktuğumuz başımıza gelmez. Ki hani bu konuda bize sistemde bulunacaklar da olabilir. Ama arkadaşlar yani bu yapacak bir şey yok. Doğada çoban köpeğinin başına her an her şey gelir. Ama bizimkiler de şimdi gitti mesela. Yaklaşık yarım saat oldu. Ben burada video çekiyorum arkadaşlar. Mallarımız orada tamam. İneklerimiz. Köpekler yok. Nereye gittikleri belli değil. Yani şimdi köpeğin başına arkadaşlar arazide her şey gelebilir. Her türlü hayvanla karşılaşıyorlar. Eğer iki ayaklı hayvandan başlarına zarar gelmediyse arkadaşlar iki ayaklı hayvanlardan başlarına zarar gelmediyse dört ayaklı hayvanların kolay kolay onlara zarar vereceğini düşünmüyorum. Ama 5-6 tane kurt da arkadaşlar iki köpeği hiç affetmez yani. Onların cesaretleri de babalarından aşağı kalır bir yanları yoktu yani. İnşallah iyi şeyler düşünelim, iyi şeyler olsun ne diyelim. Ekip geldi arkadaşlar. Bayağı da yorulmuşlar. Cesur'un ilk geldiğinde arkadaşlar dilinde hafiften bir yara vardı. O da düzelmiş. Biraz yani arkadaşlar stresten oluyor köpeklerde. Stres eğer bu köpeklerin doğasında gezmek var. Özellikle büyük köpeklerin. Hayırlı köpek şimdi ait olduğu yere geldiği zaman stresim azalıyor. Rahatlıyor. Kendine ait olduğu yerde hissediyor. Haliyle arkadaşlar. O tarz sıkıntılar da gidiyor yani. Maşallah köpeklerimiz arkadaşlar en ufak bir zayıflık göremezsiniz. Bakın. Şu an formları mükemmel. Börü zayıflamıştı bir ara. Hastalık geçirmişti. O da şu anda fazlasıyla iyi. Sadece kurt kuzun fazla kiloları var arkadaşlar. Kurt kuzun hiç yoktan en az 3-4 kilo vermesi lazım.
bu şekilde hamile kalması da çok zor. Tekrar eşledik ama inşallah yani. İnşallah bu sefer hamile kalmıştır yani. Onun haricinde aslanlar ormanı taradılar, geldiler. Bakalım, gerçekten bugün merak ediyorum bizi. Da var burada ama aslanı yine göremiyorum ağaçlar. Yani aslan kolay kolay böyle öldürseler davarı bırakmaz ama. Bizi de görse gelir buradaki köpekleri. Köylerde möylerde de yoktu. Aslanın başına bir şey mi geldi acaba? Bir kızansak mızansak köpek varsa arkadaşlar orada falan da kalmış olabilir. Şu anda var burada. Mallarımız yukarıda yayılıyor. Kızım şunu düzeltelim. Çirkin duruyor. Aslında birçoğunun fazlasını kestim. Bu kalmış. Onu da keselim. Hadi be. Şu ormandan aşağı bir 3-4 kurt gelmez mi? Gelemez. Nereye geliyor? Ne gördü lan onlar? Allah, bir de yaklaştırabilsek. Arkadaşlar burada oturuyordum. Bir anda fırladılar. Ama nasıl fırladılar? Ne gördü bilmiyorum. Evet, gidiyorlar. Bir şey mi geldi oralara? Tadepiye çıktı arkadaşlar. Allah, bir şey gördü arkadaşlar ama ne gördü bilmiyorum. Her şey olabilir. Yani %100 bir şey gördüler. O anlık tilki de geç, çakal da geç. Her şey geçebilir arkadaşlar. Kurt bile geçebilir. Ama burada arkamda yatıyorlardı. Bir gittiler fişek. Kamera olunca öyle denk gelmiyor ya. Vallahi billahi denk gelmiyor arkadaşlar. Şu pozisyon denk gelmiyor yani. Şöyle koşmuyorlar. Gerçi bizim köpekler her zaman koşuyor da. İşte böyle aksiyon olayları denk gelmiyor arkadaşlar. Oraya muhtemelen bir şey geldi. Yani müthiş bir gelişme var arkadaşlar yani. Şu olay bile çok iyi bir şey. En ufak bir harekette fişek gibi fırlayıp gidebiliyorlar yani. Normalde korkak köpek ne yapıyor lan? Gitmez. Gitmez. Oradan hayvanı görür, buradan çokar arkadaşlar. Gidemez yani. Havlar da havlar. Ama bunlarda hiç öyle bir şey yok yani. 10 saniyede oraya çıktı arkadaşlar. 10 saniyede. Davarımız burada. İneklerimiz hala orada. Eğiliyorlar. İnekler fazla gitmez arkadaşlar yani, öyle çok. Yeter ki böyle biraz ot bulsunlar. Onlar orada sürekli yayılırlar. Koyun da gitmiyor gerçi. Bu aylarda buralar ekili olmadığı için kafalarına göre takılıyorlar. Bir şey gördüler ama ne gördüler bilmiyorum arkadaşlar. Hem boğuluyorsunuz hem de kabadayılık taslıyorsunuz yine. Geç kızım. Geç şerisin. Anan da kalsın. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş köye gidiyoruz. Hafiften yağmur yağmaya da başladı zaten. Tabi hayvanlarımız hala şeyde. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bu köpekleri bir bağlamam lazım. Köyün kenarına geldik arkadaşlar. Önce bir gideyim. Dişileri özellikle. Dişiyle Cesur'u bir bağlayayım. Ondan sonra diğerleri zaten bir şey yapmıyor çok fazla. Onlar olmayınca. Bu arada arkadaşlar, kameramızdan da iyi haber geldi. Sağ olsun abi bakmış. Aradı, konuştuk işte arkadaşlar. Odaklamıyordu. Odak motoru varmış. O bozulmuş.
Onun bir yeri mi kırılmış düşünce? Bir şey olmuş. Onun haricinde bir de pimleri kırılmış arkadaşlar. 3000 lira falan bir masrafı çıktı onun da. Bakalım. Abi yap dedim. Şimdi yapacak. Kargoya verecek arkadaşlar. Samsun bize çok uzak değil ama yine de kargo eğer cumartesi pazara kalırsa bize pazartesi gelir. O yüzden aldırabilirsem oradan birilerini aldırmaya çalışacağım. Bakalım kameramızda inşallah yarın elimize ulaşırsa bundan sonra daha güzel videolarla, daha kaliteli videolarla sizlerle oluruz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en güvenilir Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.